nasılsınız? Merhabalar. Çok şükürsünüz. Çok teşekkürler, sağ olun. Biraz kıyafetinizi merak edecekler. Yani öğrenebilir miyiz? Nasıl hazırlandınız? Rutkaycığım sağ olsun hazırladı beni. Çok güzel bir Aysa Vanessa parçasıyla birlikte. Bugün kan takılarımla şahane bir şekilde hazırlanıp geldim. Sizler de beğendiyseniz. Beğeniniz çok dikkat çekici. Evet, bugün kan normal. Şu hazırlık ne kadar sürdü efendim? Bu hazırlığım ne kadar sürdü? Bir saat falan. Aynen. Çok uzun değil. Ben çok uzun hazırlanan biri değilim zaten. Yeni kanalım, yeni isim. Evet. Siz neler yapıyorsunuz? Kanaldayız arkadaşlar. Klasik her zaman olduğu gibi. Şimdi işte kopuğu yapıyoruz zaten, siz de biliyorsunuz. Evet. Bugün de kanalımızın yeni isminin kutlaması var. İçin geldik. Nasıl, bizden bahsedebilir miyiz? Yani nasıl çalışma şartları, iyi mi geçiyor, keyifli mi? Kaan Bey, rol arkadaşınız. İsterseniz. Valla biz böyle Now and Forever olsun diye çok uğraştık Fox'tan. Çok sevdiğim bir kanal benim. Cidden beğendiğim bir kanal. Onun için burada olmaktan çok mutluyum ve çok güzel bir değişim yaşandı. Yaşanıyor hala. O da bunun kutlaması. Buradayız iyi ki. Başka bir şey yok. Diziyi soralım, nasıl gidiyor çekimler? Şahane. Şahane gidiyor. Dizi 21. bölüme geldi. Hudutsuz Sevda cidden bu senenin en çok ses getiren dizilerinden biri oldu. Gayet iyi gidiyor. Yetişiyoruz, koşturuyoruz, çalışıyoruz, setteyiz. Yani her hafta seyirciye güzel bir şey seyrettirebilmek için çok uğraşıyoruz. Yeni bir projeler de girdi aynı güne. Evet. Sıkı rakipler de var. Sıkı rakip değil, yani rakip değil. Hepimiz aynı gemideyiz. Yani o gemi batarsa zaten hepimiz batarız. Onun için ben yeni giren projeleri de destekliyorum. Herkes bunu yapsın diyorum. Ne kadar kaliteli olursa, kalitenin altını çizerek söylüyorum. Ne kadar kaliteli olursa o kadar iyi olur. Sağlığınızı soralım efendim. Şahaneyim. Çok iyiyim. Artık onun üzerinden 3 sene, 2 sene geçti. Gayet iyi. Ondan sonra dikkat etmeye çalışıyor musunuz bazı şeylerle? Tabii ki dikkatli oluyorsunuz ama herhangi bir ağrısı, herhangi bir şey yok. Hayırlı. Son olarak boşandığınız haberi de çok çıktı. O iş bitti, kurtulduk. Onlar çıktı bir şey. Teşekkür ederim. Mikrofonları doğru alabilir misiniz? Sen mikrofonu. Evet. Öncelikle çok şıksınız ama daha da öncelikle doğum gününüz kutlu olsun. Ya çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Sette de sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı aslında. Evet. Canım ekibi. Ya zaten çok mutluyuz. Çok daha mutlu oldum. Çok güzel zamanlar paylaşıyoruz. Gerçekten çok güzel bir set. O yüzden şanslıyım. Evet, çok mutluyum yani. Arkadaşlar, sonra bir doğum günü kutlaması oldum. Peki nasıl yansımı yapıldı? Yapıldı tabii, yapılıyor. Devam ediyor hala. Kimler tarafından oldu peki bu kutlamalar? Yani yapılıyor, evet, çok geniş olur. Çok da şıksınız bu arada. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bugün de Fox'un yeni ismi Lenav bizlerle birlikte olacak. Onun lastmanınız aslında bu da bir doğum günü olarak sayılabilir. Neler söylemek istersiniz? Çok doğru, gerçekten. Yani hiç beklenmedik, radikal. Güzel bir değişiklik. Hayırlı uğurlu olsun. Başka diyeceğim bir şey yok. Seti soralım o zaman. Neler söylemek istersiniz bizi böyle? Setimiz çok güzel geçiyor. Az önce söylediğim gibi hemen zaten apar topar geldik buraya. Son olarak soralım. Setten geldiğinizi biliyoruz. Çıkan haberler vardı. Yapmış olduğunuz bir açıklama. Aslında benim fiziğim genetik diye açıklamanız vardı. Neler söylemek istersiniz? Düzgün fiziğinizi de göstermiştiniz. Teşekkür ederim. Yani tam olarak öyle söylediğimi hatırlamıyorum ama yani genetik demişimdir. O da normal zaten. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hangisine vereyim diyorum. Fark etmez. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eski ismi Fox TV. Artık adı değişti. Now oldu. Sizin de bir projeniz var. Çok güzel. Evet. Ne anlatmak istersiniz? Nasılsınız? Vallahi hepimizi çok heyecanlandıran bir proje. Zaten ilk günden beri gerçekten insanlardan da güzel bir ilgi gördüğümüzü düşünüyorum. İşte onun sayesinde buralardayız şu an. Heyecanlıyım bugün, çok mutluyum. Hani bazen şimdi bu yoğun çalışma temposundan dolayı böyle lansmanlar bize birazcık daha böyle mutluluk veriyor, hani eğleniyor olmak. O yüzden bu kadar yani. Çok tempodan yani boş vakit bulamadığınızı anlıyoruz şu anda. Hiç vakit yok yani. Hiçbir şey yapmaya vakit yok. Hiçbir şey yapmaya vakit bulamadığım bir dönemdi. Ama verimli. Her şey çok güzel. Peki şu anda yaz için o zaman bir hazırlık yapıyor musunuz? Kafanızda ne var yani? Bütün bu yorgunluğu nasıl atarsınız? Güzel. 2,5 ay boyunca uyuyacağım. 2,5 ay. Uyuyarak atacağım. Tatil yapacağım. Hiçbir şey de düşünmeyeceğim. Dizi çok başarılı gidiyor efendim. Yayın günlerinde de iyi bir reyting alıyor. Yani başka diziler olmasına rağmen aynı günde birinci çıkıyorsunuz. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Ya bizler genel olarak işimiz hani reyting karşılığı yapan insanlar değiliz, ama tabii ki reyting çok önemli de. Yani kısmet yani bu işler. Reyting de özellikle çok kısmet bir şey. Siz bekliyor muydunuz bu ilgiyi, bu başarıyı bekliyor muydunuz? Ya bekliyordum ya. Çok inandım ben bu işe. Öyle söyleyebilirim. Son olarak yani böyle aynanın karşısına çok vakit geçiriyor musunuz? Hazırlanmanız uzun sürüyor mu? Yok. Dikkat eder misiniz yani? Neler yapar? Ne sizin için önemli olan nedir? Saç mı, koku mu? Abi 4 dakikada hazırlandım. Yani üstümü giydim, elimi saçımı soktum ve geldim. Efendim partnerinizi de alalım, Simay Hanım'ı evet. da alalım. Ben çıkayım, gelsin. Simoş gel istiyorsan sen. Tamam. Peki, teşekkür ederiz. Seni bekliyorum. Evet. Kolay gelsin. Birlikte... Biz fotoğrafa geçeceğiz. Evet, biraz görüntü alacağız. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Eski adı Fox TV'di, şu an Now oldu. Siz çok kullanır mısınız Now ismini ya da nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Efendim, çok beğendiniz mi ismi? Nasıl buldunuz? Önemli bir şey. Bence güzel oldu ya. Yenilik her zaman güzeldir. Evet. Siz nasılsınız? Gece nasıl hazırlandınız? Kıyafetiniz hakkında bir şey. Stylingimle hazırlandım. Çok da uzun sürmedi. Normalde böyle bazen hazırlanırken uzatmayı seviyorum ama bugün biraz hızlı hazırlandım. Ergelerine soruyoruz, aynanın karşısına hazırlanmak ne kadar vaktinizi alıyor diye. Yani tabii çok değişkenlik gösteren bir şey yani. Bugün totalde benim yine bir iki saatimi bulmuştur. Sizin için makyaj mı önemli yoksa kıyafet mi? Onu soruyorum. Kıyafet daha önemli sanırım. Dizi çok seviliyor efendim. Yabancı dizisi, rol arkadaşlarınız da burada şu evet. anda. Nasıl bir çalışma ortamınız var, arkadaş gibi misiniz? Vallahi biz çok güzel, yani çok iyi anlaşarak çok mutlu bir setiz. Herkesin enerjisi birbiriyle inanılmaz uyumlu. O yüzden yani çok eğleniyoruz böyle, daha çok tabii ki çalışıyoruz ama çalışıyormuşuz gibi de çok gelmiyor açıkçası bize. Haluk Bey'le neden poz vermediniz birlikte az önce? Birlikte değil yani şey, sonuçta o röportaj veriyordu ben geldiğimde, o yüzden bölmek istemedim. Birliktelik haberleri de çıkıyor, birlikte olduğunuza dair haberler de var. Günü, konuşma günü bugün değil bence yani, bugün işte kanalın etkiliğiniz. Sizi her zaman göremediğimiz için soramıyoruz tabii, bugün gördük bugün soruyoruz size. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Geceyle ilgili çok kısa bir düşüncelerinizi alalım efendim. Ya hayırlısı olsun, hayırlı uğurlu olsun. Çok uzun süre Fox ailesiyle beraber çalıştığımı biliyorsunuz zaten. Evet. Artık Now ailesi diyebileceğiz. Su gibi aksın. Her şey çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Eyvallah. Geceyle ilgili çok kısa bir düşüncelerinizi alalım efendim.
heyecanlıyım. Güzel bir değişiklik olacağına inanıyorum. Sadece isim değişikliği olarak kalmayacağını, yeni içeriklerin, daha güncel içeriklerin de geleceğine inanıyorum. Şahane Hayat'ı soralım. Nasıl gidiyor efendim çekimler? Yoğun, nasıl oldukça yoğun, oldukça keyifli geçiyor. Sadece klasik dizi sürelerinin uzunluğundan kaynaklanan o haftalık bölüm yetiştirme telaşımız var. Ama herkes elinden gelen en iyisini yapmak için canhıraç çalışıyor. Saçlarınız çok şık ve güzel. Teşekkür ederim. Karakter için, Didem için yapıldı. Alıştım. İlk başlarda çok zorlanıyordum ve ağır geliyordu ama artık alıştım. Bayağı kendi saçılmış gibi hissediyorum. Peki ne kadar süre, uzun mu? Yani ya evet, şöyle benim saçlarım burada örerek takılıyor. Örülmesi, takılması 12 saate yakın sürüyor. 1 ila 1,5 ayda bir de bakımı yapılması gerekiyor ki kendi saçlarım zarar görmesin. Onun da sökülmesi bir 3-4 saat. Sonra kendi saçlarıma bakım ve boya yapılması da bir 3-4 saat. Yani 1 ila 1,5 ayda bir 2 günüm komple kuaförde geçiyor. Dizi olmasaydı normal hayatta böyle bir saç modeli? 1 ay kullanırdım, hevesimi alır ve bırakırdım. Teşekkür ederim. Görüntü alabilir miyiz? Nasıl? Görüntü alabilir miyiz? Saçta. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Düşüncelerinizi alalım efendim. Tabii. Fox'ta çalışmak her zaman güzel. Benim ikinci projem burada. Yenilik her zaman güzeldir. Yani yeni ismiyle, yeni yüzüyle. Bugün onu kutlamaya, tanıtıma geldik. Çok keyifli. Evet evet, çok güzel. Zaten logo da eski logoya çok algılıyor. O yüzden alışılacağını düşünüyorum. Peki bayanlara sorduk, geceye hazırlanmak çok uzun sürüyor mu sizin için? Bayağı 2-3 saatler diyor, sizin ne kadar sürüyor? Valla ben setten geldim. O yüzden sete bu hale gittim. Setten koşarak anca yetişebildim, geldim. O yüzden benim bugün o kadar uzun sürmedi. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ görünüyor muyum? Evet, kırın. Nasılsınız efendim, hoş geldiniz. Hoş buldum, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben çok heyecanlıyım hatta. Neden? Sizin var ya, yayınlanacak, onu bekliyoruz. En kısa zamanda. Bakalım nasıl bir şey çıktı, çok merak ediyorum. Kırmızı kıyafet tercihiniz olmuş. Evet, kırmızı seçtim. Bir sebebi var mı geceyle ilgili? Ya tabii gecenin rengi kırmızı olduğu için hani kırmızı giymemeli miydim? Siz hazırlanmanız uzun sürüyor mu yani böyle çok? Ben setten geldim normal şartlarda. Yani hiç vaktim yoktu. Vaktim olsa 5-6 saat sürerdi ama vaktim olmadığı için 2 saatte hemen çarşamba hazırlandı geldim. Dizi hakkında ne bahsetmek istersiniz? Yani nasıl bir dizi olacak? Ya çok ağır dram bir dizi olacak ve çok içten. Yani şöyle... Nasıl yaşanmışlık şeyler, yani tabii bazı dram yönleri hariç aile var işin içinde ve o kadar samimi akıyor ki ben bile diyorum ki ne kadar doğal oldu burada bu sahne. Her şey o kadar doğal ki sanki kimse rol yapmıyor. Herkes bildiğin böyle bunu yaşıyor gibi. Ben yani tabii bu dizide kendimi oynuyormuş gibi değil de olan şeylermiş gibi hissetmeye başladım. Yani dördüncü bölüm çekiyorum. Bütünleştiniz. Tabii bütünleştim. Çok, çok güzel. Teşekkür ederim. Buradayız. Artık cep telefonları mı çekiyorsunuz? Vay be. Şahane. Çok farklı. Merhabalar. Merhabalar. İyi akşamlar. Sağ olun. Yeni ismiyle, yeni bir şey var Gülbe'yle birlikte ekranlarda olacağız. Söylemek isterseniz bu güzel gece için. Ya heyecanlıyız tabii, hep beraber buradayız. Sonuçta güzel bir değişim var. Hani değişim iyidir, keyiflidir. Umarım aynı çizgide devam eder yolculuğuna. Mükemmel. Şimdi setler devam ediyor bir yandan. Tabii ki, tabii ki. Çalışıyoruz işte. Yani tipik bir cevap oluyor ama... Hep beraber ekipçe güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Reytinglerine yansıyoruz zaten. Herhalde öyledir. Biz çok orayla çok ilgimiz yok. Onun dışında peki var mı projeler ya da? Daha ne olsun ya işte. Tek bir proje yeterli yani, bence de. Daha ne olsun yani, hani biraz oyunculuk yapmak istiyorum yani. O yüzden de keyfim yerinde. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar. Sağ olun. Çok güzel. Sizce efendim
Selin, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. İrem Bey'le alalım. Yeni isim, yeni kanal. Evet, kesinlikle. Sizin de diziniz var burada yabani adına. Evet. Neden anlatmak istersiniz? Nasıl? Çok heyecanlı bir gece. Çok mutluyum burada olduğum için. Umarım her şey bizim için daha güzel ve daha hayırlı olur. Nasıl hazırlandınız, kıyafetiniz yani? Bay Bebgal'dan. Biraz uzun sürdü hazırlığım ama keyifli geçti. Böyle çok geceleri böyle çok dikkat eder misiniz? Yani evet, benim için önemli oluyor genelde. Makyaj falan ne kadar sürdü? Kendim yapıyorum. Kendiniz yapıyorum. Evet, ama toplam 2 saatte falan hazırlandım. Evet. Yani uzun mu sizce bu? Böyle bir gece için bence biraz normal. Kendiniz mi tercih ettiniz bu rengi, takıları işte? Evet, şimdi kendim tercih ettim. Evet. Dizi yabani nasıl gidiyor çekimler? Gayet güzel gidiyor. Çok enerjik bir iş yapıyoruz. Çok mutluyuz hepimiz. Başarılı projelerin karşısında sizin dizi de var. O, evet. Aynı gün birinci çıkıyorsunuz bu konuda. Evet. Çok emek veriyoruz gerçekten. Teşekkür ederiz. Biz seçimden teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yine yabancı. Biraz yaklaşabilir miyiz? Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kıyafetinizden başlayalım sana. Evet. Kıyafetim La Part'tan. Onun dışında saçımı Sera yaptı. Evet. Makyajımızı kendimiz yaptık. Birlikte mi hazırlandınız? Evet. Birlikte hazırlandık. Sette de böyle bir yer aradınız sizin. Evet. Aynen. Nasıl gidiyor çekimler? Yabancı'da oynuyorsunuz. Güzel gidiyor. Keyifli gidiyor. Hala ilk başta olduğu heyecanı devam ediyor. O yüzden çok keyifli bir işin içindeyiz. Mutluyum. Sera'nın 2 saatte az oynuyorum. Sizin uzun sürüyor mu kendiniz? Benim de 1,5-3 saat kadar sürdü. Peki hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Gelin kalalım. Ya. Sosyal medya paylaşımlarınız çok konuşuluyor. Hepsi teşekkür ederiz, sağ olun. Hepsi ilgi çekiyor, çok paylaşılıyor, konuşuluyor. Güzel paylaşımlarınız var. Evet. Neler söylemek istersiniz? Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Önce bu tarafta bir fotoğrafımız geldi. Evet, bana doğru bakarsak. Buradayız. Onur bu tarafa gelsene sen. Bu tarafa gel buradan sor. Onur bu tarafa gel. Çok pardon. Şu yanda kalıyorsun. Tamam. Şurada kalıyorum. Aynen tamam çek orada bir şey olmaz. Merhabalar nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim sizden. Sağ olun teşekkür ederiz biz de iyiyiz. Fox'un yeni ismiyle birlikte ne o bizlerle birlikte olacak artık. Neler söylemek istersiniz geceyle ilgili? Hayırlı olsun yeni ismimiz, kanalımızın yeni ismi. Böyle değişiklikler bazen yeni heyecanlar da doğuruyor. Bence şimdi herkeste öyle bir şey de var bütün sektör olarak. O yüzden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Artık Now'la devam ediyoruz yolumuza. Biz de merakla bekliyoruz. Çekimler nasıl gidiyor zaman projeyi soralım. İyi gidiyor. Kere sepetinin yani yoğun çalışıyoruz tabii. Ama çok keyifli. Benim için de çok değişik bir yolculuk oldu. Biraz daha böyle biraz daha komedi tarafıyla işin haşır neşir olmak açıkçası bu sezon bana iyi geldi. Biz de izliyoruz tabii ki de severek. Ama biz şunları da duyuyoruz mesela. Tabii ki sizin projeniz ya da kanalınız özelinde değil ama genel bir soru olarak bunu lütfen alın. Oyuncular rol bulurken genelde mesela sosyal medya takipçilerine dikkat ettikleri hakkında bilgi geliyorlarmış. Yani daha çok oyunculuklarından ziyade sosyal medya takipçisi kimin fazlaysa rolü o alıyormuş diye yorumlar geliyor. Siz vallahi buna ne kadar katılıyorsunuz? Hiçbir fikrim yok bu konuyla ilgili. Yani çünkü ben şöyle söyleyeyim. Benim oyunculuğa başladığım dönemde sosyal medya diye bir şey de yoktu. Hayatımıza sosyal medya benim jenerasyonum için biraz geç girdi. O yüzden çok da vakıf olduğum bir konu değil. Ama oluyordur belki de yani. Ama bu çok çok manasız bir şey tabii ki. Yani oyunculuğu bunun içine böyle takipçi sayısını falan onları birbirine karıştırmak biraz manasız. Sosyal medyayı ne kadar kullanıyorsunuz peki? İçli dışlı mısınız? Kullanabildiğim kadar kullanıyorum ama çok başarılı olduğumu söylemez bu konuda.
çok aktif bir kullanıcı değilim. Olamıyorum. Öyle bir vaktim yok. Sosyal medyaları daha çok böyle nasıl diyeyim size düzenleyen veya akıl veren kişiler oluyordu. Sosyal medya danışmanları. Evet, evet, onlarla çalışıyor musunuz yoksa? Onlar şimdi bizim mesela benim çalıştığım menajerimin de var sosyal medyacısı. Onunla da çalışıyoruz. Yaptığımız işin tanıtımları için ya da işte böyle işbirliği veya reklam için onlarla tabii ki çalışıyoruz. Orada çok profesyonel bir sistem işliyor zaten. Ama onun dışında ben kendim birazcık galiba o konuda çok şeyim, biraz tembelim. Şey, Twitter'da böyle yazılan yazıları okur musunuz, gündemi takip eder misiniz? Şey, eğer benim ismimi etiketlerlerse görüyorum ve okuyorum, evet. Peki o zaman çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakan abi, sorunun cevabı orada. Evet. Ben de bir fotoğraf alayım. Bir fotoğraf alabilir miyim? Tek tek söylemeyin, kadın yürüyor. Evet, bana doğru. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Recep, biraz geriye gelsin mi? Teşekkür ederim. Abi, ikiniz de ağırlığına gireyim bari, ikiniz de çekin. Tamam. Ama çok yaş kalıyor şu an. Neyse, bize gelmiş. Böyle iyi midir? İyi, bayağı güzel. Evet, tamam, teşekkür ederim. Pardon. Yeni reklam yüzüyle, yeni ismiyle Fox TV bizlerle birlikte olacak. Neler söylemek istersiniz geçeyle ilgili? Heyecanlıyım. Setten geliyorum. Apar topar hazırlanıp setten. Geldim, heyecanlıyım. Gece için merak ediyorum. Bir kadrin seti mi vardı? Evet evet. Hatta bir ekip hala daha çalışıyor. Ben ikinci ekipteydim. Onu bitirip geldim. Çok üzüldüm şu an ya. Hem kanalın gecesi var, hem size repo vermemişler. Evet, biraz yoğun geçen bir bölümde. O yüzden daha çalışıyor ekip arkadaşlarımız. Çağatay Bey'in sahneleri var bildiğimiz kadarıyla. Bugün gelemeyecek. Evet, o çalışıyor birinci ekipte, aynen. Muhtemelen katılamayacaktır herhalde. Nasıl geçiyor çekimler? Güzel geçiyor. İyi, keyifli. Keyfimiz yerinde. Yorumlar da gayet güzel. Bakalım, göreceğiz ilerleyen bölümlerde ne olacak. Bayağı beğenildi. İlerleyen bölümlerde tabii ki de heyecanın dozu artacaktır ama çok ufak da olsa tüyo verebiliyor musunuz? Daha böyle dolu, heyecan dolu mu yoksa daha duygusal mı bölümler geliyor? Sanırım ikisi birden de olacak. Hem heyecan dolu hem duygusal sahneleri de bolca olan ama aksiyonu da bol olan bölümler bizi bekliyor aslında. Bir an önce yaz gelsin istiyor musunuz mesela? Ay evet artık? Kesinlikle. Ben kesinlikle bir an önce yaz gelsin istiyorum. Ve bugün güneş vardı ve böyle aşırı iyi uyandım, sete gittim. Şimdi bu gece buradayız. Havaların kötü olması etkiliyor mu seni enerjisel olarak? Mesela bulutlu bir hava görünce... Evet, ben tam o insanım. Güneş varsa inanılmaz mutlu başlıyorum güne. Gayet keyifliyim ama biraz hava kötüyse, özellikle yağmurluysa... Bayağı zor oluyor benim için yine başlamak. Yazın set araya girdikten sonra işte Bodrum'da ya da Çeşme'de mi göreceğiz peki? Ne var planlarınız? Hiçbir fikrim yok yani. Hiç bilmiyorum bakalım. Ne olursa artık. Deniz nerede var? Ne olursa artık. Belki yurt dışı. Burada da olurum. Yurt dışına da çıkarım falan. Merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.